أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه Alemlerin Rabbi olan, ezelde ve ebedde var olan, sonsuz kudret sahibi olan, bizlere sayısız nimetler ihsan eden, yerlerde ve göklerde yegane hükümran olan, yaratan, yaşatan ve yöneten, kendisinden başka ibadet edilecek, mabut olmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Kibriya, Habib-i Huda, Hatemul Enbiya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kur'an'ı hayatımıza hakim, bizleri de Kur'an'ın tahtında mahkum eylesin. Kur'an'ı okuyan, anlayan, yaşayan ve Kur'an'ın yaşanan bir kitap olması için de gayret eden kullarından eylesin. Diyelim, Tevbe Suresi 21. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Estaizu billah, bismillah. Yübeşşiruhum rabbuhum bir rahmetin minhu ve ridvan ve cennatin lehum fiha na'imun mukim. Sadakallahu'l azim. Yübeşşiruhum, onları Allah Azze ve Celle müjdeler. Rabbuhum, Rableri. Rableri onları müjdeliyor. Kimleri? Bir önceki ayeti kerimede iman edip hicret eden, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, Allah katında en büyük derece sahibi olanlardır ve onlar felaha eren, kurtuluşa erenlerdir buyurduktan sonra Rableri onları müjdeliyor. Ne ile? Bir rahmetin, rahmetiyle. Minhu ondan, yani Allah Azze ve Celle katından onlara bir rahmet müjdeliyor. Başka ve ridvan rızası ile müjdeliyor. Başka ve cennetin cennetler ile lehum onlar için fiha o cennetlerde vardır. Naimun öyle büyük nimetler ki mukim içinde ikamet edecek yani ebedi kalacakları nimetler. Kısaca ayeti kerimeyi arz etmeye çalıştık. Rabbimiz Celle ve Ala Allah yolunda malıyla, canıyla cihad edenlerin katında en büyük derece sahibi olacaklarını beyan buyurduktan sonra burada da onlar için üç büyük müjde sözünü veriyor. Rahmeti, rızası ve cenneti. Ulema bu rahmet, rıza ve cennete şöyle iki değişik mana veriyor. Şöyle ki ayette üç özellik zikrediyordu Mevla. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا iman edenler ve هَاجَرُوا hicret edenler ve cahedü cihad edenler. Üç özellik, karşılığında da Mevla üç müjdeden bahsediyor. Bu özelliklerden iman edenlere Rablerinden rahmet müjdesi. Çünkü iman etmeyenlere Allah'ın merhameti, rahmeti tecelli etmeyecektir. İmanın karşılığında Allah Azze ve Celle onlara rahmet edecektir. İki, hicret etmeleri karşılığında Allah Azze ve Celle onlara rızasını, razı olduğunu ki hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar yani.
cennetlikler cennete yerleştikten sonra Cenab-ı Hak onlara sorar. Bukhari hadis-i şerifi. Hel radıytum. Halinize razı mısınız? Memnun musunuz? Haliniz, vaktiniz nicedir? Keyfiniz yerinde mi? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Gibi. Cennetlikler de derler, ya Rab, nasıl razı olmayalım ya? Cennette neye şikayet edecekler ya? Neyin eksikliği var? Yani bu kadar sayısız, sonsuz nimetler ikram etmişsin ya Rab. Ne diyelim? Mevla Teala buyuracak ki, peki bundan daha büyüğünü, daha hayırlısını, daha iyisini size versem ister misiniz? Cennetlikler şaşırırlar. Derler ki, ya Rab, cennetten daha hayırlısı da ne ola? Yani bu cennetten daha güzel, daha büyük nimet nedir? Mevla Teala buyurur ki diyor, اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا. Artık size rızamı helal kıldım, ebediyen bir daha size darılmayacağım, kızmayacağım. Cennetliklerin cennet nimetleri içinde onca nimete rağmen en çok memnun olacakları en büyük nimet Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmaktır. Çünkü ayette Mevla ne buyuruyor? وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٍ. Allah'ın rızası ekber, en büyüktür. Allah'ın kulundan razı olması cennetten de büyük bir nimettir. Ve Allah ne diyor? Kuluna rahmet müjdesi ve rızasını müjdeliyor. Kime? Hicret edenlere. Peki bugün biz, Efendimiz buyurdular, La hicrete ba'del feth. Mekke'nin fethinden sonra bir daha hicret yok. Peki hicret edenlere Mevla rızasını müjdeliyor, söz veriyor. Biz muhacir olamayacak mıyız? Efendimiz Aleyhisselam ona da bir müjde, bizim için bir kolaylık. Ne buyuruyor? El muhacir. Muhacir kimdir? Tamam, Mekke'den Medine'ye o günün şartlarında hicret edenler muhacir. Ama kıyamete kadar gelecek muhacirleri Efendimiz Aleyhisselam şöyle tarif ediyor. El-muhacir men hecera ma nehallahu an. Allah'ın nehyettiği, yasakladığı haramlardan kim uzak durursa muhacir odur diyor Efendimiz. Yani muhacir hicret etmek, bir yerden ya da bir şeylerden vazgeçmek, terk etmek manasına. Allah Resulü de bize diyor ki, yaşadığınız zamanın haramlarından, günahlarından, Allah'ın razı olmayacağı ortamlardan, işlerden, kişilerden, dostluklardan, ilişkilerden Allah rızası için uzaklaşır, terk ederseniz siz de muhacir olur. Allah size de muhacir muamelesi yapar. Zor mu? Onlar doğup büyüdükleri yerlerini, yurtlarını terk ettiler. Siz Allah için eğer iki tane insanı ki Allah'ın razı olmadığı etrafınızda varsa böyleleri, Allah'ın razı olmadığı kişileri Allah'ın rızası için, Allah'ın razı olmadığı cemiyetleri, cemaatleri Allah'ı razı etmek için terk edemeyecekseniz, kusura bakmayın, söyleyecek söz yok. Allah için bir şeylerden vazgeçmek, Allah için Allah'ın razı olmadığı ahlaken, alışkanlık, yaptığın ne varsa terk et, sen de muhacir ol. Rabbim bize de bugünün muhacirleri olmayı nasip eylesin. Üç, ve cennetin, cennet diyor Mevla. Üçüncü müjde, ayette ne diyordu bir önceki ayette? İman eden, hicret eden, cihad eden. Üçüncü zümreye de Cenab-ı Hak cennet müjdesi veriyor. Yani siz Allah yolunda malınızı feda ettiniz, canınızı ortaya koydunuz. Bunun karşılığında Allah size cennet müjdesi veriyor. Karşılığı cennet olan bu alışverişte malınızdan ve canınızdan vazgeçmeye değer mi? Böyle bir alışveriş, karlı bir alışveriş mi? Sahip olduğun servetin
Dünyanın hepsi senin olsa, cennet meki bir sonraki ayette konuşacağız inşallah. Mukayese edilir mi? Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Sizin diyor cennetten tabiri caizse bir karıştı. Bir yay kadar yerinizin olması şu dünya ve içindekilerin sizin olmasından daha hayırlıdır diyor. Cennette bir yay, bir metrekare yani. Şu üzerinde oturduğum halı kadar cennette yeriniz olsun, dünyanın tamamı sizin olmasından daha hayırlı. Peki böyle bir cennet için sahip olduğun servetinden, malından, zenginliğinden Allah yolunda infak etsen, gerektiğinde de Allah'ın sana verdiği bu canı Allah yolunda feda etsen değmez mi? Abdullah bin Revaha radıyallahu anh için denilir ki Mute'ye giderken, tabi bunları söylemek, konuşmak kolay da yapmak kolay olmadığı için karşılığı cennet zaten. Sahabe olduğu halde onlarda da nefis var, onlar da insan. Mute'ye giderken nefsiyle muhasebe, muharebe halinde. Dün Hasan hocam söyledi ya, cihadın büyüğü insanın kendi nefsiyle yaptığı cihattır. Kendi nefsiyle yaptığı cihadı kazanamayan, düşman karşısındaki cihadı kazanması beklenmez. Önce nefsiyle mücadele ediyor sahabe. Yolda giderken nefis ne diyor ona? Ya sen şimdi burada 3000 kişiyle karşılarında 100.000 kişilik Bizans ordusu, 100.000 kişi de onlara yardıma gelen, toplamda ala rivayet 250.000 kişilik bir Bizans ordusu. 3000 kişi. Allah Resulü Aleyhisselam Medine'den onları yola çıkartırken Mute harbine bir bakın, 3000 kişiyle 250.000 kişi. Ve ister istemez sahabenin aklına ne geliyor? Ya bu gidişin geriye dönüşü yok. Zaten Allah Resulü giderken sancağı sen al diyor. Ondan sonra sen al, ondan sonra sen al. Ne demek istiyor? Sen şehit olacaksın, sen de şehit olacaksın, sen de şehit olacaksın demek. Bile bile ölüme gidiyorlar yani. Abdullah bin Revaha da Efendimizin ismini zikrettiklerinden biri. Yolda giderken nefsi diyor ona ki, ya senin geride bak bu kadar bağın var, bahçen var, hurma ağaçların var, ticaretin var, iş yerin var. Ya bu kadar zenginliğin var yani geride. Kolay mı? Sen bir tane dükkanı kapatıp namaza gelemiyorsun. Bu kadar mal varlığını geride bıraktın. Nefis diyor ona. Sonra diyor senin geride hanım var, seni bekliyor. Çocukların var, sana ihtiyaçları var. Yani ölürsen ne olacak bütün bunlar geride? Bu mücadelelerle giderken Abdullah nefsine dedi ki, ey nefsim dedi, sen beni neyle kandırıyorsun? Yani Allah yolunda cihad etmeme, şehit olmama engel olarak karşıma ne çıkartıyorsun? Malın var, işin var, yerin var, paran var, hanımın var, çocukların var. Allah'a yemin olsun dedi, Medine'de ne kadar mal varlığım var, dönersem Allah yolunda infak etmek ahdim olsun dedi. Kaldı mı bir şey? Ayağındaki bir bağı, bir prangayı çözdü. Seni dünyaya bağlayacak ne kaldı geriye? Hanım kaldı. 3 talakla Allah şahit olsun hanımı da boşadım dedi. Ne kaldı? Çocuklar. Onları da Allah ve Resulüne emanet ettim dedi. Sonra döndü nefsine. Ne haber? Var mı daha engel olacak bir şey? Ne diyeceğim bana? Bunlarla mı beni oyalıyorsun yani? Ama o bu mücadeleyi, bu muhasebeyi nefsine karşı yaptı, kazandı. Sonra Allah için canını feda etti. Bu mücadeleyi kazanamayan, yani dediğim gibi daha yataktan üzerindeki yorganı kaldırıp sabah namazına kalkamayan, ezan okunduğunda, şimdi müşteri zamanı, işin çok yoğun olduğu bir zaman, az sonra giderim, cemaatle kılmasam da olur diyen Abdullah bin Revaha'yı anlayamazlar. Allah Resulü Aleyhisselam Bedir'de, Bedir İslam'ın ilk zaferi, karşılarında kocaman bir düşman ordusu, 313 tane hayatlarında ilk defa savaşacak insanlar. Efendimiz Aleyhisselam ayağa kalktı,
ne dedi sahabeye? Genişliği yerler ve gökler arası kadar olan cennet için ayağa kalkın dedi. Sahabe-i kiram hep ayağa kalktılar. Sahabeden biri Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah dedi, Umeyr bin Humam adındaki sahabe radıyallahu anh, sen dedi şimdi bizi genişliği yerler ve gökler arası kadar olan ki وَسَارِيَوْا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ اَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ Kur'an ayet. Genişliği yerler ve gökler arası kadar olan cennete koşun diyor Allah. Sen şimdi bizi bu cennete mi koşturuyorsun ya Resulallah? Yani ölürsek karşılığında cennet mi vaat ediyorsun bize? Efendimiz Aleyhisselam evet buyurdu. Cebinden diyor birkaç tane hurma çıkarttı, yemeye başladı. Bir iki tane yedikten sonra kalan hurmaları fırlatıp attı. Dedi ki bu hurmaları yiyecek kadar bu dünyada kalmak benim için züldür dedi. Yaşamanın bir anlamı yok. Yani bu hurmalar 5 dakika 10 dakikada yenir mi? 10 dakika bile bu dünyada kalmak istemiyorum. Ben cennetin kokusunu alıyorum diyerek dedi. Daldı düşman saflarına şehit oluncaya kadar mücadele etti. İşte siz Allah için canınızdan, malınızdan vazgeçerseniz Allah da karşılığında size 3 söz veriyor. Birincisi rahmet, ikincisi rıza, üçüncüsü cennet. Hem nasıl? İçinde naim, mukim. İkamet edeceğiniz, ebedi kalacağınız bir cennet. Bir sonraki ayete geçelim. Halidine fiha. Şimdi Cenab-ı Hak bir cennet tarifi yaptı. Ne dedi? İçinde mukim olacağınız, hani seferi olan, misafir olan biri var, bir de mukim olan insan var. Mukim olmak bir yerde sürekli kalmak anlamına. Ama olur ya, sürekli kalmak derken zaman sonra yer değiştirebilir insanlar. Ola ki yanlış anlaşılabilir diye ayetin devamında bak Mevla buyuruyor ki nasıl bir cennet? Halidine fiha. İçinde halidine. Hult Arapların çok uzun bir müddet diye kullandıkları, bazen de ebedilik için kullandıkları bir kelime. Yani ebedi kalacak olduğunuz, ebedi ikamet edecek olduğunuz bir cennet. Ama hult kelimesi uzun bir müddet anlamına da gelir. Ebedilik anlamına da gelmeyebilir. Olur ki ahir zamanda bazı aklı evvel ukalalar çıkar da cennet, cehennem ebedi değildir derler diye Cenab-ı Hak demesinler diye ayetin devamında da buyuruyor ki halidine fiha ebeda. Daha ne desin Allah? Önce mukim dedi. Sonra halidine dedi. Yetmedi bir de ebeden dedi. Yani içinde ebedi, sonsuz bir cennet Allah onlara müjdeliyor. Nasıl bir cennet? Sonsuz. Sonsuz ne demek? Burayı anlamıyoruz işte biz yani. Sonsuzun ne olduğunu ben öyle zannediyorum, bu toplum iman ettiğini iddia ediyor, sizi tenzih ediyorum ama nasıl bir ahirete iman ettiğinin farkında değil ya da bilmiyor. Sonsuz, sonsuz. Yani sonu yok. Hani bugün dünyada o çok zengin olan, milyar milyar dolarları olanlar ölüme çare arıyorlar ya, ölümsüzlük iksiri arıyorlar ya, hani dünyada ölüme mahkumlar, belki Mars'a gidersek orada ölmeyiz. Ölümsüzlük dünyada yok. Ama ahirette ölümsüzlüğü var diyor Allah. Ahirette ölmek yok diyor Mevla. İki taraf içinde. Cennette de ölüm yok, cehennemde de ölüm yok. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten sonra Cenab-ı Hak tam ikisinin, cennetle cehennemin ortasında tabiri caizse bir koç, bir melek tarafından kesilecek, cennetliklere ve cehennemliklere denilecek ki bu var ya bu ölümdü. Yani bu koç gibi gördüğünüz, Allah'ın şekle büründürdüğü, cisme büründürdüğü ölüm hakikati. Allah ölümü öldürdü.
Ölüm yok artık bundan sonra. Ölmeyeceksiniz. Cennettekiler de ölmeyecek, cehennemlikler de ölmeyecek. Hatta Bukhari hadisinde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, bir melek diyor cehennemdekilere dese ki, ey cehennemlikler, siz burada ne kadar kalacağınız biliyor musunuz? Ne kadar? Dünyada çakıl taşları var ya, yani şöyle deniz kenarına gidin, sadece şu sahilde, Beşirli'de ne kadar çakıl taşı var, Karadeniz'in tamamını bir gezin, Marmara'yı, okyanusları, dünyanın her tarafındaki çakıl taşlarını hesap etmeye kalkın, sayabilir misiniz? Melekler diyor cehennemliklere dese ki, dünyadaki çakıl taşlarına karşı, siz her birine karşı cehennemde bir sene yanacaksınız. Yemin ediyor Efendimiz ki vallahi cehennemlikler bu habere sevinirler diyor. Dünyadaki çakıl taşlarının her birine karşı cehennemde bir sene yanmak. Bu nasıl bir hesaptır? Ama buna sevinirler diyor cehennemlikler. Tersi cennetliklere de aynısı söylense. Ey cennetlikler, tamam cennet hoş güzel ama siz bu cennette dünyadaki çakıl taşlarının adedi çarpı bir yıl. O kadar kalacaksınız. Vallahi cennetlikler de buna üzülürler diyor efendim. Yani bize şimdi deseler ki şu çok af buyurun. Kırık göçük dünyada 50 sene daha ömrün var deseler bize. 50 sene. Seviniriz değil mi? 50 sene daha yaşayacağım. Ne kadar hoşuna gider. Cennettekilere dense ki siz bu cennette dünyadaki çakıl taşları kadar kalacaksınız. Üzülürler diyor Allah Resulü. Niye? Çünkü her iki taraf da biliyorlar ki cennette sonsuz, cehennemde sonsuz. Peki neye zar atıyorsun? Neyin karşılığında neyi feda ediyorsun? Neyin karşılığında neye razı oluyorsun Müslüman? Bir tarafta şunun şurasında 50-60 senelik dünya hayat, öteki tarafta sonu olmayan bir ahiret seni bekliyor. Ölüm yok. Ölmek yok. Ve orada bu dünyada yaptıklarının karşılığında ya sonsuz cennet ya sonsuz cehennem. Değer mi? 50-60 sene şu dünyada oyuna, eğlenceye, zevke, keyfe, rahat bir hayat yaşayacağın diye, dünyada bir yerlere geleceğin, bir şeylerin olacak, mutlu olacağın diye, ya dibi başı 50-60 senedir ya. Ahiretini kaybetmeye, ahiretine zarar vermeye değer mi? Aklı olan için değmez. Onun için Allah Resulü akıllı insanı tarif ederken ölüm sonrasına yatırım yapan insan diyor. Ahmak insanı da tarif ederken ölüm sonrasını hesaba katmadan dünyalık yaşayan diyor. Ahmaklık yapmaya gerek yok. Şunun şurasında fani olan, ölüme mahkum olan bir hayat için dostlarım dediği gibi 50 bin sene mahşerde sadece beklemek var. 50 bin sene. Sadece mahşer. O da hesaba çıkmadan. Ameller daha tartıya koyulmadan önceki safahattan bahsediyor Efendimiz. 50 bin sene. Mahşerde 50 bin sene beklememek için dünyada başını 50 senelik ömrün var. 70 yaşında ölsen 20'sini gençliyorsa 50 sene. Bunu 25'ini geceyorsa 25 sene. 25 sene başına bile secdeden hiç kaldırmasan diyor. Hiç kaldırmasan. 50 bin senelik mahşerde beklememek için değer mi? Sonrasında bir adım ilerisinde sonsuz cennet değer mi? Siz söyleyin değmez mi? Değer. 50 sene ya bu başını yerden kaldırma karşılığında sonsuz bir cennet vaat ediyor Allah. Biz nasıl hesap yapıyoruz Allah aşkına? Allah bize ömrünüzün sonuna kadar başınızı secdeden kaldırmayın demiyor ya. Tamam kaldırın başını, sağa bak, sola bak, dünya nimetlerinden ye, helal dairede gez, eğlen, helal dairede meşru, nefsinin, şehvetinin, arzularını tatmin et. Ama Allah senden basit bir şey istemiş, kulluk istemiş. Zor mu ki illa cehenneme gireceğim diye direniyor, ısrar ediyorsun Allah muhafaza. İçinde ebedi kalacakları cennet diyor Mevla. Hem dünya gibi
dert yok, tasa yok, endişe yok, sıkıntı yok, acı yok, ızdırap yok, elem yok. Ay sonu geliyor, maaş ne olacak? Alacak, verecek, taksit, ödeme, elektrik faturası, doğalgaz, enflasyon, maaş zammı, yok öyle bir şey diyor ya. Yaşlanacağım, ihtiyarlayacağım, hastalık benim bükülecek. Efendim öyle bir endişeniz yok. Yaşlanması yok, hastalanması yok, ihtiyarlığı yok, dert yok, hüzün yok, acı yok. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ اَنْفُسُكُ Canınız ne istiyor Mevla diyor. Canın ne istiyor? Canın ne isterse sana verilecek. Adam diyor ki ama diyor hocam, adamın canı sıkılır ya cennette. Yani anlamıyor aklıyla, basit aklıyla diyelim. Cennette sonsuz, hep mutluluk, hep mutluluk, hep oyun, hep eğlence, hep zevk, hep keyif. Yani biraz atraksiyon istiyor, biraz aksiyon istiyor. Hocam sıkılırım diyor. Sıkılırsan cehenneme gidersin. Orada sıkılmazsın yani. Dünya aklıyla ahireti anlamaya çalışırsan anlamazsın. Şimdi anne karnındaki çocuğa Allah akıl verse de dese ki bak sen şimdi burada annenin karnında yiyorsun içiyorsun ama tuvalet ihtiyacı var mı? Anne karnında çok af buyurun tuvalet var mı? Ama çocuklar anne karnında besleniyorlar. Peki bu beslendiklerini nasıl dışarıya çıkartıyorlar? Gün geleceksen dünyaya çıktığında yediklerini dışarıya çıkartmak zorunda kalacaksın. Anne karnındaki çocuk bunu anlar mı? Anlamaz değil mi? Anne karnındaki çocuğa o annesinin karnındayken deseler ki zaman gelecek sen bu daracık, bu küçücük yerden çıkacağın kocaman bir dünya var. Bu gözlerinle o kadar şeyler göreceksin, kulakların duyacak, ağzın konuşacak, bu elleri tutacak. Anlar mı onu anne karnındaki çocuk? Anlamaz. Ama dünyaya geldikten sonra ha o zaman anne karnına bir daha geriye dönmek isteyen olur mu? E şimdi aynı şey bak biz dünyadayken ahireti anlamaya çalış. Anlayamazsın. Bu akıl ahireti anlamak için kifayet etmez. Yetmez o ağırlığı takmaya. Onun için Mevla ne diyor? İçinde ebedi kalacağınız bir cennet var. Ama beceremedin, o cennete giremedin. İçinde ebedi kalacağın bir cehennem var. Dolayısıyla cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Ya ebedi cennet için bir hayat yaşayın. Tercihinizi bu dünyada ona göre yapın. Eğer cennete girmek istiyorsanız yol belli, yoldan belli. Allah Azze ve Celle'nin hangi şartlarda kulundan razı olup cennete koyacak olduğunu Kur'an, peygamber tarif etmiş, haber vermiş. Cibril Aleyhisselam'a diyor Cenab-ı Hak, hani bugün birileri diyorlar ya, cennet daha hazır değil diyorlar, cehennem de, yani bunu üzülerek söylüyorum ama maalesef koca koca şeyh olduğunu iddia eden adamlar, diyor ki cehennem ateş mateş öyle bir şey yok diyor. Yani o ateşten maksat hani bir adam dese ki içime öyle bir ateş düştü ki adamın mesela canı yansa evladı ölse ne der? İçimde bir kor var yanıyorum. İçinde gerçekten bir ateş var mı adamın? Yok. Mecaz manada. Allah da diyor yani içinize öyle bir ateş düşürecek ki o ateşi işte cehennem ateşi olarak tarif ediyor. Baba baba yoruma bak. Bu kadar ayet, bu kadar hadisi şerife rağmen adam cehennem hazır değil, o cehennemden kastedilen budur diye tevil edebiliyor. Cennetin hazır olmadığını, oysa Kur'an uiddet diyor, hazırlandı. Bu kadar Arapça bilmeyen adamlar poz sermişler, şeyhlik yapıyorlar maalesef. Bizim millet de tabii, affınıza sığınarak sizi tenzihen söylüyorum, posta oturan eşek de olsa onun arkasından gidecek müritler maalesef memlekette var yani. Kur'an ayeti Allah diyor ki uiddet. Cennet içinde uiddet diyor, cehennem içinde hazır hazır diyor. Cenneti de hazırladım, cehennemi de. Cebrail diyor ki bir git bak bakalım bir cenneti bak beğeneceğin mi? Cebrail aleyhisselam diyor cennete gider, gezer, tozar
Ala rivaye 10.000 sene diyor cennette dolaşır sonra gelir. Cebrail aleyhisselam ne kadar? Bir kanadı arz ile sema arası kadar. Efendimiz öyle diyor değil mi? Cebrail'i asli suretinde gördüm diyor. Yerle gök arasını ihata etmiş. 600 kanadı var diyor. O haliyle cenneti 10.000 sene, farklı rivayetlerde var ama sonra geliyor. Hele Teala diyor ki ya Rab diyor, o ne muhteşem, ne muazzam bir yer. Cebrail bile cenneti görünce hayran kalıyor. Diyor ki ya Rab, bunu kimler için hazırladın? Kullarım için. Ya Rab, kullarından cenneti duyup da bu cennet öyle güzel, yani burayı duyup da girmek istemeyen bütün kullarım cennete girmek ister ya Rab. Acele etme Cebrail dedi. Bir de cehenneme bak, gitti cehenneme. Allah, Efendimiz diyor ya, 3.000 sene tutuşturulmuş ateştir diyor cehennem. 3.000 sene Allah meleklere emretti, cehennemi yakın. Önce 1.000 sene yandı diyor, kıpkırmızı oldu. Sonra 1.000 sene yandı, bembeyaz oldu. Sonra 1.000 sene yandı, simsiyah. Cehennem 3.000 senelik tutuşturulmuş simsiyah, zifiri ateştir diyor. Cebrail aleyhisselam cehenneme gidecek, sadece cehennemde ateş yok, sadece sıcaklık yok, cehennemde zemherin de var, kış da var yani. Cehennemin soğuğu da var, sıcağı da var. Cehennemde öyle azaplar, öyle hapisler, öyle hücreler, Allah öyle cezalar takdir etmiş ki aklın hayal inanmaz. Cebrail görünce diyor, korkudan dehşete kapıldı. Ya Rab dedi, neudü billah, o ne kötü, o ne acayip bir yer ya Rab. Kullarından dedi, herhalde cehenneme kimse girmez. Buranın müşterisi olmaz ya Rab. Mevla buyurdu, ya Cebrail, şimdi cennete giden yola bir bak dedi. Hangi yolun sonu cennete çıkıyor? Cebrail aleyhisselam cennete giden yola baktı. Dedi, ya Rab, korkarım kullarının çoğu bu yolu tercih etmeyecek. Bir de cehenneme giden yola bak dedi. O yolu görünce dedi, ya Rab, korkarım kullarının çoğu bu yolu tercih edecek. Niye? Çünkü cennet yolu engebelli, cennet yolu sıkıntılı, meşakkatli ama cehennem yolu otoban, bastın mı gidiyorsun. İnsanların genelde tercihi cehennem yolu. Niye? Fren yok, otomatik vites otobanda. Allah ne verdiyse basıp sonunu düşünmüyor adam. Tamam da bu yolun sonu, sonunu düşünen kahraman olmaz diyor adam. İyi bakalım, sonunda görüşeceğiz. Vel akıbetü lil muttakîn. Son takva sahipleri için hayırlıdır Allah. Allah sonu hayır olan kullarından eylesin. Amin. İçinde ebedi kalınacak. Allah Azze ve Celle'nin ikram edeceği o sonsuz nimetlere Cenab-ı Hak mazhar olan, cennetle, rahmet ve rızasıyla müjdelediği kullarından olmayı Rabbim bizlere de nasip eylesin. Bunun için nasıl bir hayat yaşamamızı Allah bizden istiyorsa, hayatının tek gayesi, derdi Allah'ın rızasını kazanmak olan kullarından eylesin. Rıza lillah, el-Fatiha.